20. yüzyılda külliyeler, o dönemin sosyal, kültürel ve dini hizmet veren, sağlık ve sosyal yardım anlayışını yansıtan yapılarıdır. Edirne 2. Bayezid Külliyesi de bu yapılardan. Külliye Fatih Sultan Mehmet'in oğlu ve 8. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Bayezid tarafından 1484 yılında Mimar Hayreddin'e yaptırılmış. İkinci Bayezid Külliyesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci başkenti olan Edirne'ye ticari ve diğer amaçlarla gelip gidenlerin çok olması nedeniyle şehri bir dar-ı şifaya, yani hastaneye kavuşturmak amacıyla yapılmış. İnsana değer vermenin ve ona saygı duymanın en güzel örneği Beyazıt Külliyesi. Yapıldığı dönemlerde yeryüzünde bir eşi daha yokmuş. Yine o dönemlerde bünyesinde cami, tıp eğitiminin verildiği medrese, hastalara şifa dağıtan Darü Şifa'dan oluşan külliye muhteşem bir yapı. Küçük bir şehri anımsatan 2. Bayezid Külliyesi pek çok bölümden oluşuyor. Hastane, tıp medresesi, misafirhane, cami, aşevi, hamam, o dönem Sıbyan Mektebi denen ilkokul ve müzik okulu. Bunların içinde en önemli yere sahip olanı külliyenin Darü Şifa bölümü. Bugün sağlık müzesi haline getirilen Darü Şifa'da yaşandığı dönemlerde ruh hastaları su ve müzik sesiyle tedavi edilirmiş. Müze müdürü Enver Şengül'le bu yaşayan müzeyi adım adım geziyoruz. Bize yaşayan müze, Beyazıt Külliyesi'ni anlatabilir misiniz? Ne zaman yapılmış ve ne amaçla yapılmış? Evet, burası Sultan II. Bayezid Külliyesi. Biliyorsunuz Sultan II. Bayezid Fatih Sultan Mehmet'in oğlu. Fatih Sultan Mehmet Edirne'de doğmuştur. Buradan çıkarak İstanbul'u fethetmiştir. O nedenle hem Fatih Sultan Mehmet hem onun oğlu Sultan II. Bayezid Edirne'ye özel bir önem göstermişler. Sultan II. Bayezid Külliyesi Edirne'deki en önemli tarihi yapılardan biridir. Hatta külliyelerin içinde en önemlilerinden biridir de diyebilirim o zamanki imparatorluk sınırları içinde. İşte Edirne şehrinin o zamanki öneminden dolayı böylesine bir külliye Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de yapılmıştır. Şöyle şekilde de izah edecek olursam, işte burada külliyenin tümünü görüyorsunuz. Külliye aslında yapılar topluluğu, site de diyebiliriz bugünkü anlamıyla. Birçok sosyal, kültürel, dini, sağlık kurumlarından meydana geliyor. Tabii bizim müzemiz, yaşayan müze dediğimiz sağlık müzesi, külliyenin Darü Şifa dediğimiz hastane bölümünde kurulmuş ve zaten onu canlandırmayı amaçlamışız biz. Tabii Darü Şifa'nın dışında külliyede neler var? Mesela hemen yanı başında bir tıp medresesi var. Burada tıp eğitimi görüyorlar öğrenciler. Her yıl 18 öğrenci alınıyor ve bunu mezun ediyorlar. Bu öğrenciler aynı zamanda hastanede ihtisas da yapıyor. Daha sonra da imparatorluğun çeşitli yerlerinde önemli hekimler haline geliyorlar. Ayrıca bir miktar da para alıyorlar o dönemlerde, evet, değil mi? Evet, o dönemin tabii sistemi öyle. Günde 2 akçe burs veriliyor öğrencilere ve bütün ihtiyaçları karşılandıktan sonra tabii ki. Tabii tıp medresesinden başka ortada merkezinde tüm külliyelerde olduğu gibi bir cami var. Yani. Bu caminin de çok önemli bir özelliği var. Köşelerinde, sağ ve sol köşelerinde iki tane taphane adı verilen misafirhane var. İlk taphane uygulamalarının yapıldığı camilerden biri burasıdır. Ve hiç sütun kullanılmadan sadece dört duvar üzerine oturtulan büyük kubbe olarak
en büyüklerden biridir. Ayrıca yine bu camisi Türk İslam sanatının en yalın, en zarif anlatımı camilerinden biri olarak kabul edilir. Ve ilk Hülkar Mahfili uygulaması da yine bu camide olmuştur. Yani birçok ilklere ilkleri vardır. Padişahların gelip namaz kıldığı bir cami. Yıldırım Beyazıt Camii. Caminin hemen arkasında da yine iki tane büyük ünite var. Bunlar da caminin imaret kısmı. İsmini de oradan alıyor. Burada fakir fukaranın bakılıp doyurulduğu yerler. Ekmek pişiriliyor. Fodlahane denilen fırınları var. Sonra aş evleri var. Yani bir dönem 300-400 fakirin burada günlük olarak buradan günlük yiyeceklerini, ekmeklerini ne aldıklarını biliyor. İşte bu genel kompleks içinde külliyemiz, tabi bu komplekse bir de köprü de dahil. Arka tarafta Sultan II. Bayezid Köprüsü. Toplam 11 yapılık bir üniteyken bazıları yıkılmış, hamamları yıkılmış mesela. Günümüzde sadece 6 yapısı kalmış ve bu yapılardan en önemlisi de ki tıp hastanesidir ve bu hastanenin tıp tarihinde önemli bir yeri vardır. Şimdi böyle biraz bu tarafa gelirseniz ben size hastaneyi şematik olarak göstereceğim. Biraz sonra da orayı gezeceğiz. Hastanenin çok ilginç bir mimari yapısı var. Gerçekten günümüz mimarlarının da bir hayli ilgisini çekiyor ve hatta işte 1850'lerden sonra birçok Avrupa'nın bazı ülkelerinde model olarak merkezi hastanelere model olarak uygulanmış. Tabii ki bunu attı söylemeyi unuttum. Buranın külliyenin mimarı Hayrettin, Mimar Hayrettin. Mimar Hayrettin gerçekten külliyede grafiksel mimarinin ve altın oranın en doğru kullanıldığı çalışmalardan birini yapmış ve mimarisi gerçekten hayranlık uyandırıyor. Ve yapıldığı yıllarda bu mimariye zaten Hürrem binalar adı verilmiş. Ne demek? Hürrem bina iç açıcı, huzur verici bina anlamında. Evet. Zaten binalar yapılırken bile huzur verme ilkesine, huzur verme amacına uygun olarak yapılmış. Ve zaten bu hastanedeki sağlık sistemi de huzur verme ilkesine dayanmış. Neyle huzur verilmiş biraz sonra göreceğiz. Müzik, su sesi, güzel kokular, meşguliyet ve insana değer verme ilkesinin huzura dönüştürüldüğü mekanlar haline gelmiş. Burada da biraz sonra yine göreceğiz. Birinci avlu, ikinci avlu ve şifahanenin ana mekanı. Şimdi birazdan orayı daha canlı olarak görürsek daha iyi olacak. Evet, aslında. Bakalım şimdi. Şimdi tıp medresesinin önünden geçerek sağlık müzesine giriyoruz. Burası sağlık müzesi. Evet, sağlık müzesi ama geçmişin şifahanesi veya darı şifası veya son dönemlerdeki ismiyle bimarhanesi. Bimarhane. Hatta en son dönemlerde de tımarhane olarak adlandırılıyor. Bu tımarhane, bimar sözcükler birbirine yakın. Tabii. Bimarhaneden sonra tımarhane, tımar etme, tımar evi anlamında. Tabii daha çok akıl hastalıklarının tedavi edildiği merkezler için kullanılmış bu tımarhane ve bimarhane deyimleri. İşte burası öyle bir yer. Şu an bu bimarhanenin birinci avlusundayız. Birinci avlusunda 4 tane odanın önünden geçtik. Bunlar hastanenin hizmet odaları, personel, şuruphane, mutfak ve çamaşırhanelerinin önünden geçtik. Ama bunların tam karşısında 6 tane tek sıra oda var ki şu an onların önünden geçiyoruz. Bunlar da hastanenin poliklinik odaları. Yani günlük hastalar döneminde, ki dönemini de bir ara yine hatırlatayım. 1488. 1488'de hizmete giriyor ve aralıksız olarak 400 yıl Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar 1888